Evet, değerli arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Yüzdük kuyruğuna geldik ve lisans sınavına 2 gün kaldı arkadaşlar. Sınav öncesi son kez güncel bilgiler tahminlerimizi ve tekrar mahiyetinde bir video olması amacıyla son kez bir güncel bilgiler videosu çekmek istedim. 2021 KPSS lisans adayları için tabii ki. Bundan sonra da 2022 için de çalışmalarımız tam gaz son sürat devam edecektir arkadaşlar. Sizlerden istirhamım arkadaşlar, sınavda heyecan yapmayınız lütfen. Çünkü sağlam çalışmışsanız, birçok bilgiye gözünüz aşina olmuşsa eminim sınav esnasında hepsi teker teker aklınıza gelecektir. Yani şu an biraz unutmuşluk hissine kapılmış olabilirsiniz ama inanın bu çok normal. Birçok öğrencide şu an yaşanan bir ruh halidir bu. Sakın ola hiçbir şey bilmiyorum edasına kapılmayın. Her şey yolunda, her şey tam takır, tam gaz yolunda devam ediyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi heyecana mahal vermeyin. Şu sınavı sağ salim atlatın ve güzel sonuçlarınızı bana sayfa üzerinden iletin. Bunu hepinizden bekliyorum açıkçası. Onun dışında arkadaşlar şunu da demek istiyorum. Dediğim gibi 2022 sınavına hazırlanmayı düşünen arkadaşlar için bizler yine buradayız. Devam edeceğiz. Çalışmalarımız sürecektir arkadaşlar. Kanalımıza ve yine Instagram'da KPSS Hanemi sayfamıza, Telegram grubumuza, yani sosyal medya mercilerinde aramıza katılabilirler 2022 adayları için. Dilerseniz biz hemen son güncel bilgiler provamızı da yapalım. Son tekrar amaçlı tahminlerimizi konuşalım. Sonrasında videomuzu bitirelim arkadaşlar. Yine dediğim gibi sizlerden ricam, lütfen kanalımıza abone değilseniz eğitim portalı YouTube kanalımıza da abone olun lütfen arkadaşlar. Evet, başlayalım. Öncelikle şöyle bir tahminleri konuşacağım. Nereden kaç soru geliyor yıllara göre? Evet, öncelikle arkadaşlar şöyle bir KPSS lisans güncel bilgiler soru analizine baktığımız zaman soruların nereden geldiğine şöyle. Spor dalında arkadaşlar ortalama bir sorumuz gelmektedir. Yani sınavın yapıldığı yıldan bir önceki yılın gelişmelerinden veya o yılın içerisindeki gelişmelerin spor dalındaki gelişmelerden bir soru gelmektedir. Yani tahminimiz 2020 spor gelişmelerinden veya 21 spor gelişmelerinden bir soru bekliyoruz. Yine edebiyat alanında 2 yılda bir ortalama ÖSYM KPSS lisans sınavlarında güncel bilgiler kısmından edebiyat sorusundan bir tane soru soruyor. Yani edebiyat gelişmelerinden de bir sorumuz var arkadaşlar. Tabii bunlar tahmin, gelir gelmez bilemeyiz ama bizler analizlere göre konuşuyoruz. Yine genel kültür kısmından bilimsel gelişmeler, tarih, coğrafya, dünyadaki gelişmeler. Yani tarih, coğrafya derken arkadaşlar mesela İstiklal Yolu'nu kalkıp güncel bilgiler kısmından sorabiliyorlar. Veya işte ilk meclis başkanını güncel bilgiler kısmından sorabiliyorlar. Coğrafyada mesela keza yine öyle, milli parkları kalkıp güncel bilgiler kısmından ÖSYM sorabiliyor. Dediğim gibi yani bilimsel gelişmeler, tarih alanındaki, coğrafya alanındaki veya dünyadaki diğer gelişmelerden de o yaklaşık 2 sorumuz var. Evet arkadaşlar, 2 soru da oradan tahminlerimize göre. Yine Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar. Yani her yıl gelmiyor ama bu da 2-3 yılda bir ortalama garanti bir sorusu var. Türkiye'nin içerisinde olduğu uluslararası örgütler veya kuruluşlardan da bir sorumuz var beklentilerimize göre. Yine sanat, müzik, resim, heykel, mimari vesaire alanlarından da arkadaşlar beklediğimiz bir sorumuz vardır. Evet, toplamda 6 soruluk bir güncel bilgiler kısmından dediğim gibi şu saydığım alanlardan beklentilerimiz var. Şimdi biz genel tekrarımıza da buna göre şekillendirmeye çalıştık tabii ki. 2021 alanındaki spor alanında işte edebiyatta bir takım gelişmeler var. Onları sunacağım size. Yine genel kültür kısmından bilimsel gelişmeler, dünyadaki uluslararası örgütler, kuruluşlar vesaire. Bunlarla ilgili bir takım tekrarlar yapacağız bugün. Evet, baktığımız zaman ilk spor alanındaki gelişmelere şöyle bir göz atalım. Beklentimiz buradan bir sorunun gelmesi arkadaşlar. Evet, ACES Avrupa tarafından 2021 Avrupa Spor Başkenti Nevşehir ilan edilmiştir arkadaşlar. Evet, Nevşehir ilimiz 2021 Avrupa Spor Kenti ilan edilmiştir. Önemli bir gelişmedir. Hatta yıldızlıdır. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Evet, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçilen FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kendisi çok önemli maçları yöneten, dünya çapında da önemli FIFA kokartlı bir
Türk hakemdir arkadaşlar. Şubat 2021'de Macaristan'da düzenlenen uluslararası boks turnuvasında milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli altın madalya kazanmıştır arkadaşlar. Evet, iki Buse Naz da altın madalya kazanmıştır. Nerede? Macaristan'da düzenlenen 2021 uluslararası boks turnuvasında. Evet, Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli arkadaşlar. Lütfen burayı unutmayalım. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışlarında 50 metre sırt üstü yüzmede birinci oldu arkadaşlar. Tabi Sümeyye Boyacı'nın yine bilmemiz gereken bir özelliği daha var. O özellik de şu arkadaşlar, 2020 yılında Barbie bebek firması tarafından rol model olarak seçilmiştir kendisi. Evet, milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı 2020 yılında Barbie bebek firması tarafından rol model olarak seçilmiş ve 2021 yılında da İtalya'da düzenlenen 2021 World Para Swimming Series yarışında 50 metre sırt üstünde birinci gelmiştir arkadaşlar. Evet. Sümeyye Boyacı önemlidir. Yine önemli milli sporcularımızdan bir tanesidir. Milli güreşçi Rıza Kayalp 2021 yılında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman Stil 130 kilo finalinde 10. Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Evet. Rıza Kayalp Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda arkadaşlar 10. şampiyonluğunu elde etmiştir. Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise yine Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiştir. Evet. Rıza Kayaalp 10. şampiyonluğunu, Taha Akgül ise 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etmiştir. Nerede? 2021 yılında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda arkadaşlar. Dediğimiz gibi 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül. Sorarlarsa muhtemelen şuradan belirteceklerdir zaten. 10. Avrupa şampiyonluğunu elde eden veya kilo belirtebilirler, 130 kiloda gibi bu detayları belirtir ÖSYM sorarsa şayet. Bizler şunları bilelim. 2021 Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, 8. Avrupa şampiyonu ise Taha Akgül'dür. Bunları lütfen unutmayalım. Evet, Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Daniyar İsmailov koparmada altın madalya kazanmıştır. Yine önemli gelişmelerdendir. Kendisi Türk asıllı ama diğer Türk bağımsız Türk devletlerinden olup Türkiye'yi temsilen yarışa katılmıştır. 2021 Avrupa Halter Şampiyonası Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenmiştir ve Daniyar İsmailov burada altın madalya kazanmıştır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenen 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen Daniyar İsmailov koparmada altın madalya kazanmıştır. Devam ediyoruz spor gelişmelerimize. Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 2021 Avrupa Judo Şampiyonası kadınlar 78 kiloda Kayra Said altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Evet, Kayra Said 2021 Avrupa Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Yine Portekiz Lizbon'da düzenlenen 2021 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bir başka ödülümüz ise 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. İki gelişme var arkadaşlar. 2021 Avrupa Judo Şampiyonası için. Birincisi 78 kilodaki Kayra Said altın madalya kazanmış. İkincisi de 81 kiloda Vedat Albayrak arkadaşlar. Önemli gelişmelerdir bunlar da dediğim gibi. Soru beklediğimiz yerlerden açıkçası. Umarım ÖSYM sorar da şu spor dalından bir tanesini. Sizler de rahatlıkla yaparsınız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNICEF Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yı yoksullukla mücadele savunucusu ilan etti. Evet. Milli futbolcumuz yani Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNICEF tarafından yoksullukla mücadele savunucusu ilan edilmiştir. Evet. Yoksullukla mücadele savunucusu
ilan edilen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı. İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan paralel bar aleti finalinde altın madalya kazandı. Evet, yine 2021 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nın İsviçre'nin Basel kentinde düzenlendiğini bilelim lütfen. Ve burada bizleri temsilen Ferhat Arıcan'ın bar aleti finalinde altın madalya kazandığını lütfen unutmayalım. Ferhat Arıcan, 2021 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Konya'da düzenlenen 2021 Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu. Evet, yine beklediğimiz yerlerden bir tanesi önemlidir. Kendisi dünya şampiyonu oldu Büşra Işıldar. Polonya'da düzenlenen 2021 Genç Kadınlar Boks Şampiyonası'nda arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, isterseniz siz bu anlattıklarımı bir kağıda da geçirin. Bunları son kez sınav öncesi de tekrar edebilirsiniz. Hani sadece video ile yetinmeye çalışmayın arkadaşlar. Elinizde somut bir şeyler de olursa daha kalıcı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi siz bunları da bir kalem elinize alıp kağıda geçirmeye çalışın lütfen. Evet, devam edelim. Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Cevher Erdem, hatta Dila da var. Dila Cevher Erdem diye geçiyor ismi. Şampiyonluk yaşayan ilk kadın olarak Türk futbol tarihine geçti. Evet. Adıyaman 1954 Spor Kulübü 2021 yılında Dila Cevher Erdem kulüp başkanlığıyla şampiyonluk yaşadı. Dila Cevher Erdem ise arkadaşlar Türk futbol tarihine şampiyonluk yaşayan ilk kadın kulüp başkanı olarak geçmiştir. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu arada ben de Adıyamanlıyım. Yine bu videoyu Adıyaman'dan çekiyorum. Bu da bizim ilimizin, bizim şehrimizin gururu olarak bizler için onurlandırdı bizi bu durum. Kendisini dediğim gibi tekrardan tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. Ayşe Begüm Onbaşı Azerbaycan'da düzenlenen 2021 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kim? Arkadaşlar Ayşe Begüm Onbaşı. Azerbaycan'da düzenlenen 2021 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır Ayşe Begüm Onbaşı. 2020-2021 EuroLeague Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes takımı Avrupa şampiyonu oldu. Evet, 2020-2021 EuroLeague Basketbol Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes basketbol takımı olmuştur. Meltem Hocaoğlu Akyol, Hırvatistan'ın Porek şehrinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Evet, Hırvatistan'ın Porek şehrindeki 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa şampiyonu olmuştur arkadaşlar. Bunlar önemli başarılar. Dediğim gibi yani bunlardan ÖSYM sormasa gerçekten ayıp eder. Şu spor alanında bir soru bekliyoruz. Açıkçası sormasa muhtemelen 2022 yılında yapılacak sınavlardan illaki birinde soracaktır. Ama umarım lisansta sorar, hepiniz de rahatlıkla yaparsınız. Konya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalinin kazananı İspanyol futbol takımlarından Villarreal oldu arkadaşlar. Evet. 2021 yılında düzenlenen Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finalini İspanya takımlarından Villarreal kazandı. Yine futbol alanındaki önemli gelişmeler arasında Portekiz'in Porto şehrinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin kazananı ise İngiliz futbol takımlarından Chelsea olmuştur. Evet, Şampiyonlar Ligi finalini Chelsea, UEFA Avrupa Ligi finalini ise Villarreal kazanmıştır. Bunlar da futbol alanındaki önemli gelişmelerdendir. Polonya'da düzenlenen 2021 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanmıştır. Evet, 2021 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanmıştır Polonya'daki yarışmada. Mete Gazoz. Evet arkadaşlar, Mete Gazoz daha önce sorulmuştur kendisi. Bir daha sorulma ihtimaline karşı 2021 yılındaki başarısını da sizlere sunmaya çalıştık. Antalya'da düzenlenen 2021 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz altın madalya kazanmıştır. Evet, 2021 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da düzenlenmiş ve Mete Gazoz
burada altın madalya kazanmıştır. Voleybol milli takımın önemli oyuncularından biri olan Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusu listesine seçilmiştir. Evet. Kim bu? Eda Erdem Dündar arkadaşlar. Voleybol milli takımımızın önemli oyuncularından, Voleybol Federasyonu tarafından voleybol tarihinin en iyi 100 oyuncusu listesine seçilmiştir Eda Erdem Dündar. Şimdi de arkadaşlar spor alanındaki gelişmelerimiz bu kadardı. Edebiyat alanındaki tahminlerimize, analizlerimize bakalım. Nereden ne gelebilir? Tabii ki bunlar dediğim gibi tahminlerden ibaret. Umarım edebiyattan da gelir ve rahatlıkla sizler de yaparsınız orayı. Baktığımız zaman arkadaşlar 2020 yılında hayatını kaybeden önemli Türk edebiyatı yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nu görüyoruz. 20. yüzyıl Türk edebiyatının önemli romancılarından kabul edilir. Eserlerinde Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen Adalet Ağaoğlu 2020 yılında hayatını kaybetti diyoruz. Baktığımız zaman eserler arasında Ölmeye Yatmak önemli eseri arasındadır. Yine Fikrimin İnce Gülü çok önemli eserlerindendir. Bir Düğün Gecesi vardır, Ruh Üşümesi vardır, Yaz Sonu ve Yüksek Gerilim eserleri de vardır. Dediğim gibi şu ilk dört eseri çok önemlidir arkadaşlar. Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi ve Ruh Üşümesi. Muhtemelen ÖSYM soracak olursa soru içerisinde ilk dört eserden iki tanesi geçecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Adalet Ağaoğlu da önemlidir. Unutmayalım. Dilber isimli genç bir kızın köleliğini ele alan Sergüzeşt adlı roman Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Evet, Dilber isimli genç bir kızın köleliğini ele alan Sergüzeşt adlı roman Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Kendisi Türk Edebiyatı'nın usta isimlerindendir. Gerçekçi romanın da öncüsüdür. Evet, Sergüzeşt adlı eser en önemli eseridir. Burada Dilber isimli genç bir kızın köleliğini ele almıştır. 2021'de hayatını kaybeden önemli yazarlarımızdan, şairlerimizden Küçük Dünya, Sancı, Azap Toprakları ve Buka adlı eserlerin yazarı Emine Işınsu Haziran 2021'de hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar önemlidir burası. Küçük Dünya, Sancı, Azap Toprakları ve Buka gibi önemli eserleri vardır ve Haziran 2021'de hayatını kaybetmiştir. Emine Işınsu kendisi ülkücü milliyetçi yazarlar arasındaydı. Genelde Türk milletine yapılan zulümleri de eserlerine konu edinmiştir Emine Işınsu. Doğan Cüceloğlu. Evet, kimdir bu Doğan Cüceloğlu arkadaşlar? Kişisel gelişim kitapları ve televizyon programlarıyla tanınmış ünlü psikologdur. Türk psikologdur. Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramlarıyla inceleyen Türkçe kitaplar yayınlamıştır. Şubat 2021'de hayatını kaybetmiştir. Baktığımız zaman eserleri içerisinde yine içimizdeki çocuk, savaşçı, öğretmen olmak, damdan düşen psikolog, içimizdeki biz ve var mısın adlı önemli eserleri vardır. Ünlü psikolog, Türk psikolog Doğan Cüceloğlu'nun kendisi Şubat 2021'de hayatını kaybetmiştir. Köşebaşı, Köroğlu, Satılık Ev gibi eserleri bulunan ve ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan yanlış olmuş sıra düzeltelim hemen. Türk edebiyat yazarı Ahmet Kutsi Tecer'dir. Arkadaşlar hadi eserleri geçtim. Sırf Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıttığı için bile soru değeri taşır Ahmet Kutsi Tecer. Yani sorulabilir. Aşık Veysel'i ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan yazar kimdir? Türk edebiyatçısı Ahmet Kutsi Tecer'dir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan yazar Ahmet Kutsi Tecer. Eserleri arasında saydığımız gibi Köşebaşı, Köroğlu ve Satılık Ev bulunmaktadır. Yaşamı boyunca Nobel dahil tüm ödülleri geri çeviren dünyaca ünlü Fransız yazar, düşünür Jean-Paul Sartre'dir. Tabii ki bu bilgilerden birçoğunu önceki videolarımızda da anlattık arkadaşlar. Zaten şu an bu videomuzu izliyorsanız önceki videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da değindiğimiz çok önemli genel kültür güncel bilgiler yerleri vardır. Bizleri kanalımızı bu videodan keşfeden arkadaşlar için söylüyorum onu da. Önceki videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Devam edelim. İnsanın ön plana çıktığı varoluşçuluk egzistansiyalizm felsefesinin de kurucusudur aynı zamanda. Jean-Paul Sartre arkadaşlar. Eserleri arasında Bulantı, Duvar, Aydınlar Üzerine, Sözcükler, Akıl Çağı, Yıkılış,
Yaşanmayan Zaman ve Edebiyat Nedir gibi eserleri vardır. Bunlar arasında Bulantı, Duvar ve Yıkılış en önemli eserlerindendir. Jean-Paul Sartre'nin. Dediğim gibi şurası da önemli. Genel kültür olarak önem arz ediyor burası. Yaşam boyunca Nobel dahil tüm ödülleri geri çevirmiştir arkadaşlar. Hiçbir ödülü kabul etmemiştir. Jean-Paul Sartre. Sezai Karakoç. Evet. Yedi güzel adamdan bir tanesi Sezai Karakoç. Mona Rosa şiiri ünlüdür. Mona Rosa şiiriyle tanınmıştır. Diriliş dergisinin kurucusudur aynı zamanda. İkinci Yeniciler akımına mensuptur yine Sezai Karakoç. Maraş ekolü olarak bilinen yedi güzel adamdan da bir tanesidir Sezai Karakoç. Necip Fazıl Kısakürek önemli üstad, mistik şair, çile şairi ve kaldırımlar şairi olarak bilinir kendisi. Büyük Doğu Dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyurmuştur. Demokrat Parti döneminde çıkarılan af kanunuyla hapisten çıkan ilk kişidir. Necip Fazıl Kısakürek. Evet. Kaldırımlar şairi, mistik şairi, üstad ve çile şairi olarak da kendisi tanınmıştır. Eserlerine bakacaksak şöyle çile arkadaşlar en önemli eserler arasındadır. Bir Adam Yaratmak, Reis Bey adlı bir tiyatrosu vardır. Tohum yine tiyatro eseridir. Çöle İnen Nur yine Necip Fazıl'ın eserleri arasında yer almaktadır. Evet. Çile, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey, Tohum ve Çöle İnen Nur eserlerinin Necip Fazıl'a ait olduğunu da bilelim lütfen. Mahmut Makal. Evet, bakalım Mahmut Makal'ın Türk Edebiyatı'ndaki önemli özelliği neymiş? Bizim Köy adlı eseriyle köy edebiyatı akımını başlatmıştır. Evet, köy edebiyatı akımını başlatan Türk Edebiyatı yazarı kimdir diye sorarsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim Köy adlı eseriyle köy edebiyat akımını başlatan Türk edebiyatındaki yazar Mahmut Makal'dır. 1967 yılında UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak da seçilmiş. Evet, yine önemli bir özelliği daha. 1967 yılında UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak seçilmiş ve Ağustos 2018'de de hayatını kaybetmiştir. Yani yakın zamanda da hayatını kaybettiği için ÖSYM'nin sorabilme ihtimali üzerine bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Cengiz Aytmatov, birçoğumuzun duyduğu önemli Kırgız yazar. Cengiz Aytmatov arkadaşlar Bozkır'ın bilge insanı, bilge kalemi olarak da bilinir. Evet, Bozkır'ın bilge kalemi olarak da bilinir kendisi. Türk dünyasının ünlü Kırgızistan yazarlarındandır. Evet, Kırgızlı yazardır. Türk kültür zenginliğini dünyaya tanıtmıştır. Eserlerinde genelde Türk kültür zenginliği üzerinde durmuştur. Selvi Boylum Al Yazmalım eseri sinemaya uyarlanmıştır. Çoğunuz belki izlemişsinizdir zaten. Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın filmi zaten. Selvi Boylum Al Yazmalım eserler arasında. Cemile İne var eserler arasında. Beyaz Gemi adlı bir eseri vardır. Gün Olur Asra Bedel yine çok önemli bir eseridir. Dişi Kurdun Rüyaları burada Bozkurt ve ülkü anlayışı üzerine yine yazmış olduğu eseridir. Toprak Ana adlı eseri de vardır. Cengiz Aytmatov'un arkadaşlar. Önemlidir kendisi. 1928 ile 2008 yıllar arasında yaşamış ünlü Kırgız yazar. Yaşar Kemal. Evet. Gerçek adı Kemal Sadık Göçeli'dir. 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü almıştır. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazardır. Burası önemli. Bu bilgiyi muhtemelen çoğunuz biliyorsunuzdur. Çünkü sıkça dolanan bir bilgi. Denemelerde falan da karşımıza çok çıkar. Dediğimiz gibi gerçek ismi Kemal Sadık Göçeli arkadaşlar. 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü almıştır. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazardır. Ve 2015 yılında hayatını kaybetmiştir Yaşar Kemal. Eserleri arasında yine bakacak olursak İnce Mehmet en önemli eseridir. Zaten sorarsa ÖSYM muhtemelen İnce Mehmet'i olarak sorun içerisine sıkıştıracaktır. Yine diğer eserler arasında Teneke var arkadaşlar. Yılanı Öldürseler, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Sarı Sıcak, Ağrı Dağı Efsanesi ve Orta Direk. Daha çok zaten kendisi Çukurova bölgesini eserlerinde anlatmıştır. Yaşar Kemal dediğim gibi 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü almıştır. Nobel'e aday gösterilen ilk Türk yazardır. Evet, Nobel kazanan ilk Türk yazar da Orhan Pamuk. Bir de şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Nobel'e aday gösterilen ilk kadın yazar
O da Leyla Erbil olacak. Bu üçüne de dikkat edelim lütfen. Orhan Pamuk zaten burada ele almışız kendisini. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Çok önemli bir ödüldür ülkemiz adına. Edebiyat ödülünü alırken Babamın Bavulu adlı bir konuşma yapmıştı. Yanılmıyorsam bu soru soruldu. Yani KPSS tarafından güncel bilgiler kısmında bu soru soruldu. Edebiyat ödülünü, Nobel Edebiyat Ödülünü alırken Orhan Pamuk'un yaptığı konuşmanın adı nedir diye sordular. Babamın Bavulu isimli bir konuşma yapmıştır. Orhan Pamuk'un önemli eserleri var. Baktığımız zaman Masumiyet Müzesi arkadaşlar, Benim Adım Kırmızı, Sessiz Ev, Yeni Hayat, Cevdet Bey ve Oğulları, Kara Kitap, Kar ve en son çıkan eseri Kırmızı Saçlı Kadın arkadaşlar. Bunlar da Orhan Pamuk'un önemli eserleri arasında yer almaktadır. Yedi Güzel Adam. Edebiyatta Yedi Güzel Adam tabirini çok duymuşuzdur. Kimdir bu Yedi Güzel Adam? Kimlerden oluşmaktadır? Hemen ona bakalım. Maraş Ekolü olarak bilinir. Maraş Lisesi'nde tanışan yedi arkadaştan oluşmaktadır arkadaşlar. Cahit Zarifoğlu var. Sezai Karakoç var. Nuri Pakdil, Kudüs şairi olarak bilinen Nuri Pakdil var. Kendisi 2020 EKPSS sınavında soruldu. Yine Rasim Özdenören var. Erdem Beyazıt var, Mehmet Akif İnan ve Alaaddin Özdenören 7 güzel adam arasında yer almaktadır. Burası da önemlidir arkadaşlar. ÖSYM tarafından soru olarak tercih edilebilir. Yani direkt 7 güzel adamdan biridir veya değildir diye sormasalar bile içerisinden yazar seçip onlarla ilgili soru sorabiliyor ÖSYM. Önemli Türk İslam eserlerine bakalım. Şöyle Kudat Gubilik adlı eser vardır. Yusuf Has Hacip tarafından yazılan ilk siyasetname özelliği de taşıyan Kudat Gubilik. Onların özelliklerine bakacağız zaten. Divan-ı Lügat-ı Türk var Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan. Yine gerçeklerin eşiği anlamına gelen Atabetül Hakaik var. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan. Divan-ı Hikmet var. İlk Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan. Siyasetname eser var. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk tarafından yazılmıştır. Firdevsi'nin Şehnamesi vardır. Gazneli Mahmut'a sunulmuş bir eser. Tuhfetül Tuhafüt adlı bir eser var. Tutarsızlığın tutarsızlığı. Bu da İbn-i Rüşd'e aittir arkadaşlar. Önemli Türk İslam bilginlerinden. El Medünetül Fazıla yani ideal toplum eseri de Farabi'ye aittir. Farabi'nin El Medünetül Fazıla ideal toplum adlı eseri. El Kanun Fit Tıp adlı eser İbni Sina'ya aittir. Ünlü tıp bilgini, Türk İslam tıp bilgini İbni Sina'ya aittir. Ve Mukaddime adlı eser İbni Haldun'a aittir ki bu sınav sorusuydu. Geçen sene 2020 lisans sınavında soruldu. Coğrafya kaderdir sözüyle bilinen ve Mukaddime adlı eseri bulunan bilgin kimdir diye sormuşlardı. Cevap İbni Haldun'du. Devam edelim. Şöyle Kutat Gubili'nin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Yine tabi bu tarih alanı kısmından da sorulabilir. Sadece güncel alandan değil, tarih alanından da soru olarak gelebilecek bir durum. İlk Türk İslam eseridir Kutat Gubilik. Hükümdarlık, saray, askeri ve merkez teşkilatı hakkında bilgi verir. İlk siyasetnamedir arkadaşlar. Kutat Gubilik ilk siyasetnamedir. Önemli bir özelliğidir yine. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olup Ulu Karabuğra Han'a sunulmuştur Kutat Gubilik. Evet. Kutat Gubilik, Kabataslak. Özellikleri bunlardır. Bunları bilirsek muhtemelen soruyu çözülecektir. Milli mücadele dönemini anlatan eserlere bakalım şimdi de. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eseri vardır. Kendisi Yeşilçam'a filmlere bile aktarılmıştır bu eser. Yakup Kadri Karaosmanlı'nın Yaban adlı eseri yine önemlidir. Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları kendisi Atatürk'ün yakın arkadaşı hatta sınıf arkadaşım Atatürk adlı da bir eseri vardır. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı eseri 2015'ti yanılmıyorsam soruldu yine. Tarih kısmından soruldu bu soruda. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz adlı önemli bir eseri vardır. Tarık Buğra Küçük Ağa adlı eserinde yine Milli Mücadele'yi ele almıştır. Mithat Cemal Kuntay 3 İstanbul adlı eserinde Milli Mücadele'yi ele almıştır. Samim Kocagöz Kalpaklılar adlı eseri var yine önemlidir. Kemal Tahir'in Esir Şehir'in İnsanları adlı eseri yine Milli Mücadele'yi ele alan önemli eserler arasındandır. Reşat Nuri Güntekin de Yeşil Gece adlı eserinde Milli Mücadele'yi yansıtmıştır.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yine Sahnenin Dışındakiler arkadaşlar. Sahnenin Dışındakiler adlı eserde de milli mücadele yıllarını anlatmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı diye bir eseri vardır. Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman. Evet. Atilla İlhan'ın yine Kurtlar Sofrası ve Peyami Safa'nın Sözde Kızlar adlı eserinde, romanında milli mücadele anlatılmış ve son olarak Talip Abaydın Toz Duman içerisinde, pardon, Toz Duman içinde adlı eserinde milli mücadele dönemini yansıtmıştır. Bu eserler de önemlidir arkadaşlar. Milli mücadele döneminle ilgili ne varsa biz bunun önemine vurgu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü milli mücadele genelde sınavda kendisine yer verilen önemli konulardan bir tanesidir. O yüzden bu eserlere de aşina olmaya çalışalım lütfen. Baktığımız zaman yine milli mücadele dönemiyle ilgili tablolar var. Evet, tablolara bakalım önce. İbrahim Çalı'nın Zeybekler tablosu var. Önemli bir tablodur. Ali Çelebi yaralı asker. Hikmet Onat siperde mektup okuyan askerler. Bu da önemlidir. Denemelerde vesaire çok karşınıza çıkar. Sami Yetik cephane taşıyan köylüler. Namık İsmail savaşın yankıları. Halil Dikmen mermi taşıyan askerler. Ruhi Arel askerler. Burada dediğim gibi önemli olan siperde mektup okuyan askerler. Hikmet Onat. Bir de İbrahim Çalı'nın Zeybekler tablosu adlı iki eser önemlidir. Bir de cephane taşıyan köylüler. Yani burayı da bilelim lütfen. Sami Yetik'e ait şu tablodur. Bu da milli mücadele dönemini tuvale yansıtan önemli eserler arasında yer alır. Yazar ve şairlerin unvanları var arkadaşlar. Bunlara da şöyle hızlı hızlı bakacak olursak, sevgi şairi Yunus Emre, Sultan-ı Şuara, Baki Ahmet Paşa ve Necip Fazıl olarak geçmektedir. Hacı Kalfa, Hacı Halife daha önce sorulmuştur. Katip Çelebi'nin unvanıdır. Batı'da Katip Çelebi, Hacı Kalfa veya Hacı Halife olarak bilinir. Önemli hiciv şairi Nefi'dir. Aşk ve ızdırap şairi Fuzuli'dir. Lale Devri ve şarkı şairi Nedim'dir. Yine sorulmuş bir sorudur. Vatan şairi, hürriyet şairi Namık Kemal. Hacı Evvel yazı makinesi, yani çok eser yazdığı için yazı makinesi olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi'dir. Şair-i Azam, tezatlar şairi Abdullah Hamid Tarhan. Üstad, ağıtlar şairi Recaiz'de Mahmut Ekrem. Sokağı edebiyata taşıyan yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar. Adalar, Kamer ve Zühre şairi Tahsin Nahit. Akşam şairi Ahmet Haşim. Bayrak şairi Arif Nihat Asya, ki burası yine geçen sene soru olarak gelmiştir. Devam ediyorum. Feylezof, yani filozof olarak bilinen Rıza Tevfik Bölükbaşı. Kirpi Refik Halit Karay. İstiklal şairi, milli şair, ümmetçi şair Mehmet Akif Ersoy. Bu sene yine buradan soru bekliyoruz açıkçası. Türk şairi, milli şair Mehmet Emin Yurdakul. İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı. Ölüm şairi Cahit Zıtkı Tarancı. Evler şairi Behçet Necatigil. Zaman şairi Ahmet Hamdi Tanpınar. Gurbet şairi Kemalettin Kamu, Anadolu şairi Ömer Bedrettin Uşaklı, destan şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca, Atatürk şairi Behçet Kemal Çağlar, kuyumcu şair Edip Cansever, İstanbul hikayecisi Sait Faik Abasıyanık, sezgi şairi Asaf Halet Çelebi. Arkadaşlar tabii ki hepsini bilmek zorunda mısınız? Elbette ki değilsiniz. Ama ÖSYM'nin ne soracağı hiç belli olmuyor. Buradan gözünüze kestirdiklerinizi lütfen zihniniz tanısın. Olası bir duruma karşı sorulursa lütfen buradan soru kaçırmayın. Dediğim gibi edebiyattan da bir soru beklentimiz var. Yine önemli eserlere devam edelim. Dünya klasikleri arasında Platon'un Devlet adlı eseri var. Önemlidir. Montesquieu'nin Kanunların Ruhu üzerine adlı bir eseri var. Kanunların Ruhu, Montesquieu. Prens adlı eser Niccolò Machiavelli'ye aittir. Evet, Niccolò Machiavelli'ye ait Prens adlı eser. Ulusların Zenginliği Adam Smith'e aittir. Des Kapital Karl Marx'a ait bir eserdir. Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. Ütopya adlı eser Thomas More, Montaigne'nin Denemeler adlı eseri önemlidir. Yine baktığımız zaman Immanuel Kant'ın Eğitim Üzerine adlı eseri, George Orwell'ın 1984 adlı bir ütopya eseri vardı. Yine George Orwell'ın Hayvan Çiftliği adlı eseri önemlidir. Son zamanlarda bayağı bir satıldı. Victor Hugo'nun Sefiller adlı eseri vardır. Anna Karenina, yani Tolstoy'un Anna Karenina adlı dünya klasiği eseri vardır. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza,
Yine Alexander Pushkin'in Yüzbaşının Kızı, Gogol'un Ölü Canlar, Honoré de Balzac'ın Vadideki Zambak isimli eseri de çok önemlidir. İvan Turgenev, Babalar ve Oğullar, Goethe'nin Faust adlı eseri yine önemlidir. Yine Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, bunlar da çok satılanlar listesinde olduğu için olabilir. Dünya klasiklerinden de soru gelebilir. O yüzden bunları da sizlere anlatmaya çalıştık. Hemingway'in yine Çanlar Kimin İçin Çalıyor eseri önemlidir arkadaşlar. Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Hemingway. Dönüşüm Franz Kafka'ya ait bir eserdir. Grigori Petrov'un da Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde ki bu eserin şöyle de bir özelliği var. Mustafa Kemal Atatürk şeyde askeri okullarda bu eserin müfredata eklenmesini istemiştir arkadaşlar. Bunu da böylelikle bilelim. Mustafa Kemal Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeki adlı eseri yani Grigori Petrov'a ait bu eseri askeri liselerde okutulmasını talimatını vermiştir. Ve son olarak Charles Dickens'in Büyük Umutlar adlı eseri yine çok satanlar listesinde olup dünya klasikleri arasında yerini almıştır. Bu eserler de önemli olup bu eserleri de kaba taslak bilmeye çalışalım. Böyle gezegenlerle ilgili önemli özelliklere bakalım arkadaşlar. Gezegenler daha önce sorulmuş. Güneş'e en uzak ve varlığı matematiksel olarak keşfedilen tek gezegen Neptün. Evet, Güneş en uzak ve varlığı matematiksel olarak keşfedilen tek gezegen Neptün. Dönme ekseni en çok eğik olan gezegen Uranüs. Yani en eğik gezegen de diyebiliriz. Eksen etrafında en eğik gezegen Uranüs. Halkalarıyla ünlü gezegen halka olacak. Halk değil bu. Halkalarıyla ünlü gezegen Satürn arkadaşlar. Halkası da bilinen gezegen Satürn. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter. En büyük gezegen Jüpiter. Yüzeyindeki demir elementten dolayı kırmızı görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen olarak bilinen gezegen Mars ki bu Mars üzerinde son zamanlarda ciddi keşifler yapılmakta hatta keşif aracı gönderildi biliyorsunuz. 2021'de de o keşif aracı Mars'a iniş sağladı. Perseus Varans adlı keşif aracı NASA tarafından Mars'a gönderildi. Tüm gezegenlerin tersi istikametinde dönen gezegen de Venüs yani halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegendir. Evet, ters yönde dönen tek gezegen Venüs yani çoban yıldızı. Yüzeyinde çok sayıda krater ve aktif volkan bulunan gezegen yine Venüs'tür arkadaşlar. Dünyanın yörüngesine en yakın gezegen yine Venüs'tür. Evet, bunları da böylelikle tekrar etmiş olalım. Dünyadaki ve Türkiye'deki diğer önemli gelişmelere bakalım. Daha çok 2021 yılındaki beklentilerimi ele aldım burada da. Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz 2020 yılında hayatını kaybetti. Evet. Eski başbakan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz 2020 yılında hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Başbakanı Yıldırım Akbulut Anavatan Partisi'nden yine 2021 yılında hayatını kaybetti. Evet, 20. Başbakanımız Yıldırım Akbulut 2021 yılında hayatını kaybetti. 2020 Nobel Barış Ödülü'nü açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı, savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları nedeniyle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verildi. Evet, 2020 Nobel Barış Ödülü'ne kim layık görülmüş? Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arkadaşlar. 2020 EKPS sınavında da soruldu bu arada. 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü şair Louis Gluck almıştır. Evet, Amerikalı şair Louis Gluck 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır kendisi. Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı olan TÜRKOVAK'ı Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli geliştirmiştir. İlk yerli COVID aşımız TÜRKOVAK'ı. Kim? Aykut Özdağrendeli. Suriye kökenli olduğu için Türk manasına gelen El Turco lakabıyla anılan Arjantin eski devlet başkanı Carlos Menem Şubat 2021'de hayatını kaybetti. Bu adamın özelliği El Turco olarak da anılması yani Türk anlamına geliyor. El Turco kim bu adam? Eski Arjantin devlet başkanı Carlos Menem Şubat 2021'de de hayatını kaybetti. 2021 Oscar ödülleri önemlidir arkadaşlar. En iyi film ödülünü Nomadland almıştır. Nomadland filmi. En iyi kadın oyuncusu ödülünü Frances McDormand yine Nomadland filminde oynayan Frances McDormand en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. En iyi erkek oyuncu ödülünü Anthony Hopkins The Father
rolüyle almıştır. Filminde, The Father filminde almıştır. Anthony Hopkins bu arada en yaşlı Oscar ödülü alan kişidir kendisine. Ve en iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin yönetmeni Chloe Zhao bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın da olmuştur. Evet, Chloe Zhao bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın olmuştur. Yine Nomadland filminin yönetmeni. 2020 Oscar ödülleri de bu şekilde. Soru gelebilir. Önemlidir. Şuraya da bir yıldız koyalım. Geleneği bozmayalım arkadaşlar. Devam edelim. Akarya gaz sahasındaki Tuna bir kuyusunda 405 milyar metreküp ve Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu. Yanlış olmuş burası yine. Arkadaşlar bu tarz teknik hatalar olabiliyor. Kusura bakma yani yazarken gözümüzden kaçıyor veya klavye hatası olabiliyor. Bunlar için de hepinizden özür diliyorum. Sakarya gaz sahasında dedik. Tuna bir kuyusunda 405 milyar metreküp ve Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmuştur. Hangi sondaj gemisi tarafından? Tabii ki Fatih sondaj gemisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulunmuştur. Doğal gaz rezervi. Evet, Tuna bir kuyusunu ve Amasra bir kuyusunu da unutmayalım lütfen. Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılını uluslararası sağlık çalışanları ilan etmiştir. Baktığımız zaman 2020 yılını ise hemşire ve ebe yılı ilan etti yine Dünya Sağlık Örgütü. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde demiştik. Tedros Adhanom Ghebreyesus da şeydir. Genel başkanıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel sekreteridir. 2021 yılı Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapacak ülkeler ilk 6 ayını Portekiz, ikinci 6 ayını Slovenya yaptı ve yapmaya devam ediyorlar. 2021 İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenecektir arkadaşlar. 2021 İslami Dayanışma Oyunları. Süsleme sanatlarından minyatür ve zeka strateji oyunu Mangala UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesine eklendi. Yani minyatür ve Mangala'nın UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras temsil listesine eklendiğini lütfen bilelim. Yine önemlidir. Tarihten de minyatürle ilgili soru gelebilir bu arada. Minyatürle önemli minyatürcülere vesaire bakın. O konuda da bilgi sahibi olun lütfen. 2021 Yeşil Avrupa Başkenti Finlandiya'nın Lahti kenti seçildi. 2021 Yeşil Avrupa Başkenti Finlandiya'nın Lahti kenti seçilmiştir. 2021 Dünya Ekonomik Forumu Singapur'da düzenlenecek. Normalde Davos olarak bilinen bu zirve İsrail'de düzenlenirdi ama 2021 yılında gelenek bozuldu. Singapur'da düzenlenecektir 2021 yılında. 2021 Interpol toplantısı Türkiye'de yapılacaktır. Evet. Interpol 2021 toplantısı Türkiye'de yapılacaktır. Expo 2021 Medeniyetler Bahçesi temasıyla Hatay'da düzenlenecektir. Evet, teması Medeniyetler Bahçesi olan Expo 2021 Hatay ilimizde düzenlenecektir. Orta Asya'daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen Uluslararası Dünya Göçebe Oyunları 2021 yılında Bursa İznik'te yapılacaktır. Evet, önceki videolarımızda bunlar zaten detaylıca yer almakta. Bu genel tekrar amacıyla olduğu için hızlı hızlı geçmek istiyorum. 2021 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkenti Medine seçildi. 2021 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkenti Medine arkadaşlar. UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti olarak Gürcistan'ın Tiflis kentini seçti. Gürcistan Tiflis 2021 Dünya Kitap Başkenti olarak seçildi. 2021 NATO zirvesi Belçika'nın Brüksel kentinde gerçekleşmiştir. 2021 NATO zirvesi Belçika Brüksel'de gerçekleşti. 2021 yılındaki G7 zirvesi arkadaşlar İngiltere'de düzenlendi. 2021 yılı UNESCO tarafından Hacı Bektaş'ı veli yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan etti. Evet, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 2021 yılını Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan etti. Çünkü 100. yıl arkadaşlar. O yüzden İstiklal Marşı ile ilgili ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili de soru bekliyoruz açıkçası. Gerek tarihte gerek güncel bilgiler kısmında.
Uluslararası Türk Akademisi 2021 yılını 580. yıl dönümü nedeniyle Ali Şir Nevai yılı ilan etti. Muhakemetül Lügateyn adlı eseriyle bilinen Ali Şir Nevai yılı ilan etti. Eserini de bilelim arkadaşlar. Muhakemetül Lügateyn adlı da bir eseri vardır. Bu eserde Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamak için yazmıştır bu eserini Ali Şir Nevai. Birleşmiş Milletler 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze yılı olarak ilan etmiştir. Evet, kim ilan etti? Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Programı Uluslararası Meyve ve Sebze yılı ilan etmiştir 2021 yılını. 2021 Avrupa Kültür Başkenti Romanya'nın Temeşvar kenti seçilmiştir. 2021 Avrupa Kültür Başkenti Romanya'nın Temeşvar kenti seçilmiştir. Şu Ş harfi arkadaşlar dikkatinizi başkent, kültür başkenti, Temeşvar bilmiyorum. Yani kodlayabilirsiniz bir şekilde. Ama unutmayınız çünkü bunlardan bir soru bekliyoruz yine. Bu 2021 yılı kentleri ve işte ilan edilen şahıslar bunlar önemlidir. O yüzden bunları yazmanızı ben size önerdim. Son kez sınav öncesi de bunları lütfen tekrar ediniz arkadaşlar. Genç piyanist Nehir Özzengin Sırbistan'da düzenlenen 2021 Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda dünya birinciliğini kazandı. Kim arkadaşlar? Genç piyanistimiz Nehir Özzengin 2021 yılındaki Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda dünya birincisi ödülünü aldı. Yani müzik alanındaki önemli gelişmelerden mesela. 2021 yaz olimpiyatları Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecektir. Aslında 2020 yılında düzenlenecekti ama zaten Tokyo 2021 diye 2020 diye geçiyor. Ama pandemiden dolayı ertelendi 2021 yılına ve şu anda halen de devam etmekte 2021 yaz olimpiyatları. Nerede? Japonya'nın Tokyo kentinde. 369 metre ile Avrupa'nın en yüksek mimari yapısı unvanı Çamlıca Kulesi'ne geçti arkadaşlar. 2021 yılında açılış yapılan Çamlıca Kulesi Avrupa'nın en yüksek mimari yapısı oldu 369 metre ile. Şubat 2021'de Güney Atlantik'te endemik bir tür olan sarı penguen görüldü. Evet, nerede görüldü bu sarı penguen? Güney Atlantik'te. Haziran 2021'de Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj etkisini sürdürdü. Müsilaj yüksek derecede azot ve fosfat girdisi sonucu deniz ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşiklerle oluşuyor. Yani bizim özetle burada bilmemiz gereken Haziran 2021'de Marmara Denizi'nin deniz salyası olarak bilinen müsilajla kaplandığını. NASA'nın Mars keşif aracı Perseus Varans 2021 yılında kızıl gezegene yani Mars'a başarıyla indirildi. Bu bilgiyi vermiştim zaten Mars gezegeni hakkında konuşurken. Bir daha tekrarlamış olalım. NASA'nın Mars keşif aracı olan Perseus Varans 2021 yılında kızıl gezegene başarıyla indirildi. İzlanda'da yer alan Fagradals Yanardağı 900 yıl sonra 2021 yılında tekrar faaliyete geçti. Evet, İzlanda'daki Fagradals Yanardağı 900 yıl aradan sonra tekrardan faaliyete geçmiş. 2021 Altın Küre ödüllerine şöyle bakacak olursak yine biraz önce söylemiştik ama daha kalıcı olsun diye. Drama dalında en iyi film ödülünü Nomadland almıştır dedik. En iyi yönetmen ödülünü ise Chloe Zhao. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum ama işte anlayın arkadaşlar. Chloe Zhao gibi okunuyor herhalde. En iyi yönetmen ödülünü de o almış. Devam edelim. Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilen usta dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin 2021 yılında hayatını kaybetti. 80'ler dizisinin de aynı zamanda Fehmi babası, çok sevilen Fehmi babası. Kel Hasan Efendi'nin de kavuğunu aynı zamanda almıştır kendisi Ferhan Şensoy tarafından ve 2021 yılında da hayatını kaybetmiştir. Ses kasedinin mucidi Louis Ottens hayatını kaybetti. Evet, Louis Ottens hayatını kaybetti. Ses kasedinin mucidi. Ayasofya ile ilgili bilgilere bakalım. Yine önemlidir burası. Birinci Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Aya kutsal demek, Sophia bilgelik anlamına gelmektedir. Yani Ayasofya kutsal bilgelik anlamını taşımaktadır. 1934 yılında müzeye dönüştürülmüş Atatürk döneminde 4. Haçlı seferlerinde yağmalanmıştır. Açılma kararını Danıştay vermiştir. 10 Temmuz 2020'de cami olarak açılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmıştır ve yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii'dir arkadaşlar. Evet, yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii'dir. Bunlar da Ayasofya ile ilgili bilmemiz gereken önemli bilgiler.
Devam edelim. Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi adlı eserin yazarı ve 2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi tarihçi Doktor Mehmet Genç Mart 2021'de hayatını kaybetti. Kimdir bu Doktor Mehmet Genç? Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan önemli tarihçilerden Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi adlı eserin yazarı ve aynı zamanda 2016 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ünlü tarihçidir. Kendisi Mart 2021'de hayatını kaybetmiştir. Türkiye'nin TürkSat 5 uydusu ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. Yani şöyle ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde fırlatıldığını bilmemiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin TürkSat 5A uydusu. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlı Katılım Finans Daire Başkanlığı da kurulmuştur arkadaşlar. Katılım Finans Daire Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 2021 yılında kurulmuştur. Şanlıurfa Halfeti'de yetişen karagül endemik bitki türü olarak tescillendi. Tayvanlı Evergreen şirketine ait Evergiven isimli gemi Süveyş kanalını bir hafta boyunca trafiğe kapattı. Önemli bir gelişmedir çünkü dünyadaki önemli trafik akışını, deniz yolu üzerindeki trafik akışını etkiledi. Kim bu arkadaşlar bu gemi? Evergiven nereyi kapattı? Süveyş kanalını hangi şirkete ait? Evergreen şirketi, Tayvanlı Evergreen şirketi. Lütfen burayı da es geçmeyelim. Önemlidir arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı 30 Mart 2021'i tüm yurtta yayalara, geçit ve kavşaklarda öncelik tanımak amacıyla kırmızı çizgimizi çekiyoruz uygulaması başlattı. Kim? İçişleri Bakanlığı arkadaşlar 30 Mart 2021 tarihinde. Kate Rubins tarafından Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olmuştur. Evet, kim tarafından çekilmiş? Ünlü astronotlar arasında Kate Rubins tarafından Van Gölü fotoğrafı çekilerek uzaydan NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olmuştur bu fotoğrafı. BioNTech adlı COVID-19 aşısını bulup geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci Times dergisine kapak oldular. Evet, BioNTech aşısının mimarları Uğur Şahin ve Özlem Türeci Times dergisine kapak oldular. Ocak 2021 itibariyle Kuzey Makedonya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne en son dahil olan ülke oldu ve üye sayısı 13'e yükselmiş oldu. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne son üye olan Kuzey Makedonya arkadaşlar. Önemli kuruluşların başkanlarına da şöyle hızlı hızlı bakalım. TÜİK Başkanı Yekta Saraçoğlu, ÖSYM Başkanı Halis Aygün, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer ki 2021 yılında yeni atandı kendisi oraya. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca geçen yıl görevine başladı. Yine keza Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de 2020 yılı itibariyle görevine başladı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, TİKA Başkanı Serkan Kayalar kendisiyle 2021 yılında bu göreve atandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı son yaşanan güncel gelişmeler arasında zaten. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Haziran 2021 itibariyle yeni görevine başladı Metin Yener. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yine önemli son güncel gelişmeler arasında. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır 2021 yılında seçildi. Önemli bir gelişmedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom Ghebreyesus, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha bu da yaşanan son gelişmeler arasında. MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ki bu aynı zamanda şu kurum, şu memurluk Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek kademeli memurluğudur. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin ve yine son yaşanan gelişmeler arasında Türkiye Varlık Fonu yeni genel müdürü Salim Arda Ermut arkadaşlar. Bunlar da kısaca önemli kuruluşların başkanları.
Bunlara da lütfen bir tekrar mahiyetinde bakınız. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Interpol, İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, G20, NATO, Dünya Bankası, IMF, KEY ve OECD arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar arasında yer almaktadır. Şöyle önemli uluslararası Türk kültür kuruluşlarına bakalım. Türkiye'nin üyesi olduğu. Bunlar da önemli. Malumunuz soru gelebiliyor buradan. Son 2-3 yıldır ÖSYM 2 defa sordu. Öncelikle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, yani TÜRKSOY'a bakacak olursak 1993 yılında kurulmuştur TÜRKSOY. Eski adı Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimidir. Sonradan Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, yani TÜRKSOY olarak değiştirildi. Genel sekreteri Düzen Kasayinoğlu'dur. Türk dünyasının UNESCO'su olarak da bilinir. Evet. Kültür ve eğitim alanında çalışma yaptığı için Türk dünyasının UNESCO'su olarak da biliniyor TÜRKSOY arkadaşlar. Türkçe konuşan Türk nüfusuna sahip ülkeler ve topluluklar arasındaki uluslararası kültür örgütüdür. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanmıştır. Evet, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan. Lütfen buraya dikkat, Tacikistan yok. Bunu defalardır önceki videolarımızda da söyledim. Sorarlarsa şıklar arasında muhtemelen Tacikistan'a ekleyeceklerdir düşünmek için. Merkezi Ankara'dadır. Yine TÜRKSOY'un. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği, yani Türk Keneşi. Bu arkadaşlar 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan Antlaşması ile kurulmuştur. Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi, daha çok Türk dili üzerine dir bu arkadaşlar. Türk dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacını taşır. Kurucu üyeler arasında Azerbaycan, yine Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye vardır. Özbekistan ise 2019 yılında katılmıştır. En son dahil olan ülke Özbekistan'dır. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'ne, yani Türk Keneşi'ne. Macaristan ise 2018 yılında gözlemci statüsü kazanmıştır. Genel sekreteri Bağdat Amreyev'dir. Genel sekreterliği İstanbul'da yer almaktadır Türk Keneşi'nin. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı TİKA. 1992 yılında kurulmuştur TİKA. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış yardımlarını organize eder. Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek teknik yardım kuruluşudur. Hangisidir bu arkadaşlar? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olan TİKA. Tek teknik yardım kuruluşu. Orta Asya olmak üzere birçok Osmanlı eserinin restorasyonunu gerçekleştirmiştir. Evet, Türkiye sınırları dışında yer alan Orta Asya ve yakınlarında bulunan birçok Osmanlı eserinin restorasyonunu da yapmaktadır TİKA. Yine üyeleri arasında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye. Genelde arkadaşlar bu ülkeler. Dikkat ederseniz Tacikistan yok ama Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan da genelde yer alıyor bu örgütlerde. Başkanı da 2021 yılında atanan Serkan Kayalar'dır. TİKA'nın başkanı arkadaşlar. Evet, yeni başkan da Serkan Kayalar'dır. Yunus Emre Enstitüsü 2020 KPSS lisans sınavı ve birçoğumuzun yapamadığı. Zor gelmişti o zaman çünkü hiç duymamıştık daha önce. Bakalım neymiş? 2007 yılında kurulmuştur. Amacı Türk dili, Türk tarihi, kültürü, sanatı gibi alanlarda sertifika programlarıyla eğitim, öğretim uygulamalarını gerçekleştirmektir. Evet, dil, kültür, tarih, sanat gibi alanlarda sertifika programlarıyla eğitim, öğretim uygulamaları yapar. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde bulunmaktadır. Sekreterliği merkezi. Türkçe dil kursları da vermektedir. Yurt dışında 58 kültür merkezi bulunmaktadır ve başkanı Şeref Ateş'tir arkadaşlar. Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanı da Şeref Ateş'tir. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bakalım şöyle. 1969 yılında kurulmuştur. İslam ülkelerinin tek çatı altında toplandığı tek kuruluş sıfatına sahiptir. Evet, İslam ülkelerinin tek çatı altında toplanmasını zaten amaç edinmiş. Bu ve bu şekilde kurulan tek kuruluş sıfatına sahiptir. Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde kentidir. Genel sekreteri yeni atanan Hüseyin İbrahim Taha'dır arkadaşlar. Türkiye kurucu üyesidir İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla İslam Kalkınma Bankası da kurulmuştur yine İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından. Resmi dilleri arasında Arapça, İngilizce ve Fransızca yer almaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD.
1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak 1961'de kurulmuştur. Evet. 1960 tarihindeki Paris Sözleşmesi'ne dayanak gösterilerek 1961'de kurulmuştur. OECD ülkeleri sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Daha çok zaten ekonomik amaçlı bir örgüttür. Uluslararası bir ekonomi örgütüdür dedik zaten. Merkezi Paris'tir arkadaşlar. Genel sekreteri Matthias Karman. Evet, Matthias Karman. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, yani kısaca AGİT. Çokça duyduğumuz AGİT. 1995 yılında kurulmuştur. Güvenlik ve istikrarın sağlanması, katılan devletler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerini resmi dil olarak kullanmaktadır. İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca. 57 üyesi bulunmaktadır. Türkiye kurucu üyeleri arasında yine yer almakta. Merkezi Avusturya'nın Viyana şehridir. Genel sekreteri ise Helga Schmidt'tir. Evet. Helga Schmidt. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Genel tekrar videomuzun güncel bilgiler kısmı için sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için, şu videolarımızı baştan sona izlediğiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum öncelikle. Arkadaşlar, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Heyecanlanmayın. En güzel şekilde sınavın üstesinden geleceğinize inanın. Sınavda Rabbim kaleminizi güçlü, fikirlerinizi keskin kılsın arkadaşlar. Dediğim gibi iyi sonuçlarınızı bekliyorum. İyi haberlerinizi bekliyorum. 2022 KPSS inşallah kalmazsınız da, hani olası bir aksi durumda olursa da bizler yine buradayız. 2022 KPSS için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri YouTube'daki eğitim portalı kanalımızdan takip etmiyorsanız lütfen oradan takip edin. Ve Instagram'dan KPSS hanemiz sayfasından da takip edip bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Ben tekrardan hepinize sınavda üstün başarılar diler. En iyi haberlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Esen kalın, Allah'a emanet olun.